3 tane kahvaltı menüsü var. 1,5 lira falan yapıyor. Bak o ona fotoğrafım. Bir şeyler yok geçiyor. Bagajı açtım ama kapatamıyorum. Bismillah. Elin kıyamet alameti ya. Mükemmeliyetin ta kendisi şurada duruyor. Bir tane bile tuvalet bulamadım içeride. Acayip alttan soğuk giriyor ya. Oğlum kar yağıyor ya. Böyle, ay, dolu mu kar mı? Ah. Donacağız ama hadi bakalım bismillah. Vallahi ilk günüm çok kötü geçiyor. Böyle bir şey olamaz ya. İlk günüm çok kötü geçiyor. Videoya girmeden önce şundan hemen bahsetmek istiyorum. Polonya'ya gelir gelmez ilk fark ettiğim şey her adım başı abi. Nırırın kebap var. Kebap, sarma, grill, baklava hepsi var. Bak gördünüz mü? Baya baya kebap ya. Ve hani ciddi ciddi adım başı ya. Her tarafta var ya kebap var. Baksanıza burada da bir kebap, her yerde kebap. Aha bir daha kebap. Hepsi de king ha. Okey gençler şimdi öncelikle ne yapacağız? Kahvaltı yapacağız. Ben şimdi bugün yiyeceğim abi. Genelde yeni bir ülkeye ya da yeni bir şehre gittiğimde o ülkenin... Ya benim niye kameram böyle bulanık ya? O ülkenin bir sokaklarında gezerim, ikincisi de yemeklerini yerim. Tek sıkıntı Polonya'da her şey domuz etli abi. Her şeyde domuz eti var bu işte. Eğer ki domuz eti yiyorsanız mükemmel bir ülke. Bunu da belirtmek isterim. Ben şimdi bayağı böyle yiyeceğim şeyler hepsi ya deniz ürünü olacak ya da genelde zaten burada peynir bayağı şey. Bol bol tüketeceğim. Kahvaltıyı şöyle bir yerde yapmayı düşünüyorum. Family mamili diyor. Aile için olan bir yer herhalde. Selamünaleyküm. Bir sıkıntı var abi. Menülere dair hiçbir şey anlamıyorum. Biz şu zup yazıyoruz. Zup çorba herhalde. Bunlar ne? Hiçbir şey bilmiyorum. Aha. Ask for English menu yazıyor bak. Şunlardan en uzun bu olduğu için onu alacağım. Şu balık olması lazım. Bir de şunu alacağım. En ünlü şeylerden bir tanesi buranın pierogi denen geleneksel yemeği ki Allah'tan o da sadece peynir ve hamur yani bizim mantı gibi. Ondan da bir adet almayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benim kahvaltım şu üçünden ibaret, tamam mı? Şu kompot dediğimiz şerbet gibi abi. Anneannemin yaptığı şerbetin sulandırılmış versiyonu gibi. Bayağı güzel. Fiyattan başlıyoruz. Şimdi fiyat olarak şu benim değil, şu da benim değil. Şu paparagotti 1 dolar. Şu 1 dolar. Bu 1 dolar. Bir de işte içecek yarım dolar bile değil. Yani bütün toplam menü yaklaşık olarak 3 dolara falan geliyor. 20 liraya falan denk geldi yani. Manyak bir şey ya. Hadi gençler başlıyoruz. Şimdi öncelikle şu peynirli kremalı yiyeceğimiz var. İsmini hatırlamasam da Tvarocek Zmietana İtbişöbelada. Bismillah. Evet. Kötü değil de pek tadı yok. Tatsız peynir. Krem peynir gibi ama hiç tadı yok. Ve bir sonraki yemeğimiz Schlege dediğin bir balık. Japonya'dan sonra balık yemek ne kadar mantıklı bilmesem de. Ooo hakikaten kaliteli ama. Abo. Balığın sosu tam var ya, al abi ekmeği şöyle bandır şuna bandır. Efsane ya. Hatta var ya ne yapacağım ben şunu alacağım şimdi. Koy balığın üstünü. Oh. Benim damak zevkim efsane ya vallahi lo. Ve bir sonraki yemeğimiz Polonya'nın en geleneksel yemeği olan pierogi denen bir yemek. Tamamıyla mantı gibi abi. Dışında böyle mantı, hamur, büyük mantı. Görünüyor mu? İçinde patates ve peynir var. Ama ben şimdi ne yapacağım bunu? Peynirli mantının üstüne bir güzel peynir sürüyorum şöyle. Oh. Sonra... Müko. Az önce hava mis gibiydi. Vallahi diyorum mis gibiydi. Şuna bakar mısınız? İnsanlar yağmurdan kaçıyor şu anda. Allah'ım yarabbim be. Sel olmuş yollar oha. Bu arada bakın kasanın ismi kasa. Abi o değil değil. Vallahi diyorum bugün bol bol dolu dolu geçecektim. Bütün plan hazırdı. Ne oldu buraya böyle ya? Araba geçtikçe şuradan su fışkırıyor. Gördünüz mü? Allah Allah. İşin kötü yanı az önce baktım hava durumuna. Polonya'da bir hafta boyunca yağmur yağıyormuş ya. Ve zaten bir hafta buradayım. Allah Allah. Abla her şey iptal abla. Yemin billahi bir saniye önce şurada şimşek çaktı abi. Ödüm koptu. Bak şuralarda karanlık yağmur yağıyor hayvan gibi. Şu tarafa bakın, hava güneşli. Nasıl oluyor bu ben anlamadım ya, kıyamet alameti. Bildiğin kıyamet alameti ya. Allah, şimdi de şuraya yağmur yağmaya başladı. Ne oluyor? Şakır şakır yağıyor ya. Allah, dolu yağmaya başladı. Vallahi billahi dolu yağmaya başladı. Bu hiç iyi işaret değil. Ben şu an Polonya, annemden gizli geldim bir de. Öyle bir şey var.
Allah'ını seversen anne affet, anne affet. Malum dışarısı kaos bir vaziyette, içeriye girdim. Yani denk geldim ama Piedronca denen buradaki Warsaw'un en ucuz marketi olarak bilinen bir marketmiş burası. Bir bakacağız, bir şeyler alacağız. Lan ben böyle çok tatlı oluyorum ha. Sepetleri böyle sürülebilir kasa olarak yapmışlar, gördünüz mü? Mesela bakın, muzun kilosu 5 zloty. 1 dolardan birazcık daha fazla oluyor yani. Polonya'nın en meşhur şeylerinden bir tanesi böyle sosisler. Acayip derecede farklı farklı sosis var. Bakın yaklaşık 1,5 litrelik su fiyatı 1 zlotya geliyor. Bu da 1,5 lira falan yapıyormuş. Yani abi böyle Polonya ucuz mucuz diyorlar da öyle benim gördüğüm kadarıyla en azından ekstra bir ucuz yanı yok. Lakin şu arkamda gördüğünüz her şey alkol ve hakikaten yani fiyat olarak ucuz geliyor galiba. Baksanıza mesela şu biranın tanesi 4 liraya falan geliyor. 4-4,5 lira arasında bir şey. Ya da şöyle 100 milim vodka 1 dolara falan geliyor ya. Ben çok öyle kullanmadığım için bilmiyorum da yani bildiğim kadarıyla gerçekten ucuza denk geliyor. Bir de önemli olan çikolatalar, ona bakalım. Dün şu gofretlerden bir tane aldım. Bayağı güzeldi yani ve 1,5 liraya falan denk geliyor. Ucuz yani. Yalnız bir şey fark ettim biliyor musun? Buradaki insanlar hepsi bana hayvan gibi bakıyor. Bir, vlog çeken çok yok mu anlamadım. İkincisi de herkes gelirken bir küfür ediyor gibi yanından geçecek. Bakın bana bir şeyler diyor geçiyor. Abi otele geri geldim. Bu arada otel şundan ibaret. Şöyle şu kadarcık bir şey ama şöyle gayet de manzaramız hoş. Geçen yağmurun azalacağı yok, duracağı da yok gibi. Yani bir yağıyor bir gidiyor, bir yağıyor bir coşuyor falan filan. Çünkü bugün editleyeceğim. Yarın inşallah güzel bir vlogla devam. See you. Ve gençler yağmur durdu. Dedim ki hazır buradayım. Akşamdan yine başlayayım abi. Yani yarını bekleyemem. O kadar gelmişim şuraya. İyi giyinin tamam mı? Gelirseniz bana bak. Benim gibi şöyle kısa çorap giymeyin bir de. Acayip alttan soğuk giriyor ya. Bakın meşhur kültür merkeziniz böyle ışıklar altında. Hoş bir görünümü var. Şimdi bu niye böyle dokunmatik çalışmıyor anlamadım. Dün havaalanından gelirken aldığım 24 saatlik bilet kullanacağım. Yani dikkatimi çeken şey şimdi burası tramvay durağı abi. Ama 24 numara tramvay, 7 numara tramvay, 9 numara, 25, 22, 9 diye bir tane istasyondan birçok tramvay numaralar geçiyor. Farklı farklı tramvaylar varmış yani. Şimdi şu tramvaya bineceğim inşallah. Allah! Yakınmış ya, 200 bırakmış. Metrobüse benziyor ya bizim. Baksanıza içi de öyle, dışı da öyle. Bayağı metrobüs gibi yani. Bu arada hani ciddi manada yollar karışık. Oradan oraya, buradan buraya nasıl gideceğini falan bilebilmen için hele ki soğuk yürünecek gibi de değil yani. Bu aplikasyonlar falan var. Aplikasyonların en büyük sıkıntısı da İngilizce değil. O yüzden zor oluyor kullanmak ama tavsiye ederim. Yani olmazsa da hiçbir yapamam ben burada. Okey bakalım. Kraliyet tuvaletleri ya da kralların tuvaletleri. İngilizce ismiyle King's Toilet denen bir mekan. Abi geldik, adam kapıyı kapatıyor ya. Giriş bir saat önceden bitiyormuş buranın. 11 dakikayla kaçırdım giriş, böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır, vallahi ilk günüm çok kötü geçiyor, böyle bir şey olamaz ya. İlk günüm çok kötü geçiyor. Baksanıza kraliyet tuvaletleri dediği de yani ya, sağlam, devasa bir şey ya. Ya millet gezi vlogları yapar, faydalı faydalı bilgiler verir, tarihi anlatır, eder bir şeyler yapar. Ben ne? Ben çikolata fiyatları gösteririm. Vallahi başımı koyup uyusam mı ne? Gençler Polonya'da yeni bir günden selamünaleyküm, konnichiwa. Bugünü dün gibi yapmayacağım, gayet güzel geçirmeyi planlıyorum. Hava da şimdilik yağmur yağmadığı için güzel. Elimdeki de Rana'ya aldım hediyelik çikolata, bagajı açtım ama kapatamıyorum. O yüzden yemek zorundayım Rana, affet. Güzel güzel. Öncelikle şu bagajı bir yere bırakmam lazım çünkü gezemiyorum. Abi artık benim gezgin çantası almam lazım ya. Herkes hediyelik eşya veriyor ya. Japonya'da kiminle buluşsam annene kardeşine şunlardan bir şey götür diyorlar. Abi yani anova. Şimdi hazır bu Allah. Polonya'da abi şöyle bak, yollarda böyle yaya geçidi yerine şöyle alt geçitler oluyor. Alt geçitten girip şuradan çıkıyorsun ya da şuradan girip oradan çıkıyorsun yani. İyi hoş da elinizde 30 kilo bagaj varsa hiç iyi olmuyor. Bak böyle herkes alt geçitleri kullanıyor bir yerden bir yere gitmek için. Allah yanlış yere çıkmışız ya, dur. Ama bir daha ineceğim. Oh geberiyorum. Bagaj koyacak yerler. Şu arkamda gördüğünüz şuradaki tren istasyonuna gideceğim. Orada büyük ihtimalle vardır diye düşünüyorum. İnşallah vardır.
Ve aha, left luggage office diyor. Aha aha aha. Mekanı da bulduk, iki de köpek bulduk. Okey, şimdi mekan bu. Böyle bilet verdiler abi. Bir tane eşya için 15 lira veriyorsun. Büyüklük fark etmiyor. İster 50 kiloluk eşya bırak, istersen bir tane şöyle ufak bir çikolata bırak. 15 lira veriyorsun. Ben de en ağır çantamla şey verdim, bagajı. Ya buradaki kargalar çok tatlı. Ufak ufak ya. Gençler, şimdi öncelikle tabii ki de kahvaltı yapacağız ama kahvaltıya gitmeden önce şu arkamda gördüğünüz, artık 100 kere söylediğim Palace of Culture and Technology deniyor İngilizce olarak. Yani kültür ve teknolojinin şatosu gibi bir şey. Yükseklik olarak 200, bakayım bir dakika, 237 metreymiş. Dur, şuraya bir iki not almıştım. Polonya'daki en yüksek binalardan bir tanesi, en yüksek bina, dünyadaki en yüksek saat kulelerinden bir tanesiymiş. Ta ki Tokyo'da Yoyogi'de saat kulesi yapılana kadar onlar sonra geçmişler. İçinde de baya bir şey var. 8 tane bilmem multiplex sinemadır mı? 4 tane tiyatro, 2 tane müze falan filan. İçeri belki girerim akşam, bilmiyorum. Çok da giresim yok müzelere de. Zaten kısa vadeli buradayım ya. Eğer uzun vadeli tekrar gelirsem belki içine girerim. Baya güzel diyorlar çünkü. Son ilginç bilgi bu. Son ilginç bilgi ise buradaki yapıt Sovyet Birliği ile yapılmış. Polonyalılarla Sovyet Birliği birlikte yapıyorlar bu yapıtı. Okay. Allah, hadi kahvaltı. Manyak soğuk ya. Polonya'da aşırı sık olmasa bile böyle bir ton yerde kiliseler falan görebiliyorsunuz. Farklı farklı. Bayağı güzel de yapıtlar yani. Avrupa'nın bu yanını seviyorum o yüzden. Hani Japonya'dır, Türkiye'dir. Buralarda bulamayacağınız bir hava katıyor orta. On our skin, we are young, we feel everything. It's starting. Ben dünkü gibi böyle sokakta şey sandım ya. Ucuz böyle ev yemeği yapacak bir yer gibi sandım. Ulan bayağı cips bir yere geldik, baksanıza. Gayet cips yer. Yalnız her tarafta alkol var. Her tarafta alkol var ya. Ve tıtın tıtın, mekan burası. Gayet tatlı ve hoş bir yer yani. Bakın şimdi arkadaşlar, geldiğim mekanı bilerek burayı seçtim. Şöyle bir özel şey var. Bu sadece bir yerde değil bu arada. Polonya'da birkaç yerde olan bir şey. Çok okuyamıyorum ama internet araştırdığım kadarıyla bilmiyorum nerede yazıyor tam olarak ama maşallah hepsi Polonyaca. Lan Polonya'nın diline ne deniyor? Biri yorumlara yazsın ya. Burada bir tane kahve alırsan bir tane böyle belirli 3 tane menü var. Bu kahvaltılardan herhangi bir tanesini 1 zloty alabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık olarak 1,5 lira falan yapıyor. Şimdi göreceğiz kahvaltı ne kadar büyük olacak bilmiyorum ama kahve fiyatlarına gelirsek de bayağı bir çeşit var burada. En ucuz burada espresso, tamam mı? Cappuccino falan 18 liraya geliyor. Espresso 9 lira. Üstüne 1,5 daha ekle 10,5 lira. 10,5 liraya bir kahve, bir de kahvaltı menüsü gelecek. Bakalım, inşallah güzel bir şey gelir. Oh, kahvemiz de geldi. Çinko ye. Teşekkür ettim de herhalde anlamadım. Oh, espressomuz da gayet has espresso ya. Bayağı sağlam. Hakikaten uyandırıyor bu yalnız ha. Ucuz diye aldık vallahi de. Ben espresso sevmiyorum ya, onu fark ettim. Neyse, 1,5 liraya kahvaltımız geliyor. Gençler, kahvaltı geldi. Valla 1 liraya gayet hoş yani. Ekmek üzerine 2 adet yağda yumurta. Şöyle güzel bir salata. 1,5 lira. Güzel, bayağı güzel. İlk Polonyaca şeyimi yapıyorum. Bakar mısınız? Kimse yok mu? Proszę, dzwonę, karmę. Poproszę, dzwonę, karmę. Hadi bakalım. Poproszę, dzwonę, karmę. Yaptım. Abi, pancake'imiz geldi. Ben hayatımda böyle lüks, elit, zengin bir şey yemedim ya. 40 lira, 37 lira verdik bak pancake'e ama değdi gibi yani. Şurada kremamız. Ya krema acayip düştü gelir gelmez de, üstünde karameli, fıstık ezmemiz var. Oh! Aralarında da böyle Nutella var, muz var. Dün günüm ne kadar kötü geçtiyse bugün o kadar da güzel yapacağım bugün. Abi, pancake'in içinde patlamış mısır bile var ya. Oh! Belki de şu an hayatımın en zengin lokması geliyor ağzıma. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan kahvaltı yedik. Birden dışarı çıktım. Kar dolu, bir şeyler yağmaya başladı da. Ano, oğlum kar yağıyor ya. Böyle, ay, dolu mu kar mı? Ah, gözüme girdi. Ah, rüzgar. Ciddi diyorum, Polonya'nın havası çok garip ya. Hele ki bu kışın herhalde böyle bir yağmur, bir güneşli, bir acayip yağmur, bir kar. Oğlum ciddi diyorum, bir bakıyorsun güneşli, bir bakıyorsun dolu yağıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bugün yani gideceğim artık her türlü. Dün gidemediğim kraliyetler tuvaleti mi? Bilmiyorum, kraliyet tuvaleti denen o Warsaw'da gidilmesi gereken yerlerden bir yere gideceğim. Şimdi 47 lira pankeke verdik, yola para vermeyeyim dedim de. Ana, o nasıl dolu yağıyor? Abi, lan baksanıza, yollar beyazladı ya. Şuna bak, görüyor musunuz?
böyle yağıyor. Oha şimdi de durdu. Birden durdu gördün. Çok garip ya. Kıyamet alameti gençler, kıyamet alameti. Yakında, çok yakında. Demedi demeyin bak. Ve sonunda geldik. Royal Ladzienki Museum, yani Royal Tuvalet, yani Kraliyet Tuvaletleri Müzesi. Hadi bakalım, bismillah. Şimdi arkadaşlar daha da çok içeri girmeden önce burayı size açıklayıvereyim. Şimdi burası, birazdan da gireceğim, içeride şato mato var. Şimdi ne derseniz burası, Kraliyet Tuvalet kısmını hala anlamadım niye tuvalet var isminde, ama 17. yüzyılda, 18. yüzyılda falan bütün kraliyetlerin her perşembe gelip buluştuğu alanmış. İşte şiir geceleridir, bilmem partidir, martidir, bu zengin elit partilerdir, onların hepsi yani. Bu şimdi birazdan gideceğimiz yerin ilerisinde yapılacak. Şöyle etrafı göstereceğim size. Neyse bakalım. Let's go. Aha bak, buralarda bu partileri yapıyorlarmış zenginler. Bakın burası da bu kraliyetlerin gelip tiyatro izlediği meşhur tiyatro. Şuradaki abilerimiz de herhalde izleyenlerden. O değil de nerede, nasıl becerdim bilemiyorum. Baksanıza pantolonum iğrenç ya. Bu ne zaman böyle oldu bu ya? Bir tane dürüst bir fikrimi söylemek istiyorum. Buralar güzel, tamam hakikaten güzel, ama şöyle baktığınızda abi, korku filminde çıkacak sahneye benzemiyor mu ya? Tavus kuşları. Bu kadarını ilk defa görüyorum bir arada. Oha gördünüz mü? Hadi bir aç da YouTube'a güzel bir kapak fotoğrafı olsun. Şunun güzelliğine bak ya. Abi şöyle yolun ortasında yaşayan tavus kuşları nerede göreceğim başka ya? Güzel ya, Polonya'nın bu doğa olayını sevdim yani. Acayip rahatlatıyor insanın ruhunu. Kraliyet tuvaleti dediler. Öncelikle bir tane bile tuvalet bulamadım içeride. İkincisi de ciddi diyorum, devasa büyük bir yer ya. Cidden kayboldum. Çıkışı da bulamıyorum. Kimseye de bir soruyorum. Hı diyorlar. Ana oh. Buradakiler İngilizce bilmiyor ya. Millete de soracağım. Herkes çift mübarek. Yani aralarını da bozmak istemiyorum, anladın mı? Zaten hafif ağaç bir yer olsa maşallah, hepsi direkt aksiyonda. Tövbe yarabbi. Dümdüz bir yol devam ediyorum artık. Dümdüz gidersem herhalde çıkışa varırım diye düşünüyorum da. Bakalım, 5-10 dakikadır yürüyorum çünkü. Rahat hala yürüyorum yani. Anam hele şükür çıkışa geldik ya. Oy anam oy. İşte buraya yazın gelirseniz girmenizi tavsiye ederim. Kışın gelirseniz çok yani... Ben niye hiç böyle bir şey göremedim abi içeride? Neyse, sırada akşam yemeğini yiyeceğim yere gideceğim. Polonya'nın böyle modernleşmemiş eski kalan şehri Old Town'a gideceğiz. Orada bir de şato mato varmış bir tane. Oraya da girmeyi düşünüyorum. Acayip elim soğuğu üşüyor ya. Şu kamerayı var ya, soğuktan kamerayı tutamıyorum. Bak elim oynamıyor, görüyor musun? En hızlı bu kadar oynuyor. Ya arkadaş şimdi de yağmur yağıyor. Bu nasıl hava, anlamadım gitti. Ve buyurun size Polonya'nın Old Town'u, Eskişehir. Ahanda bileti. Selamünaleyküm. Bak, tiket yerine kasa yazıyor. Eğer normalseniz 30 zloty, normal değilseniz 20 zloty, çocuksanız da 1 zloty. Ben normal olmadığım için 20 ödedim. Bu da yaklaşık olarak 30 lira falan yapıyor. Gençler şimdi hedef şurası, oraya kadar donacağız ama hadi bakalım, bismillah. Gençler manyak şato gibi bir yere geldik şöyle. Ano, her yer şatoya benziyor ha. Çinko iyi. Hop. Harry Potter.
arkadaşlar. Şatoda bir tek çıt çıkmıyor var ya. Bir benim ayak sesim var, bir de benim karnım. Şöyle bakar mısınız şunlara? Manyak bir şey ya. Baksana abi, çok iyi değil mi ya? Oha ya, süper ya. Gerçekten çok hoşlar. Beklediğimden çok daha güzeldi. Gerçekten böyle şato gibi, anladın mı? Şato gibi şato, maşallah. Mesela kral her gün gelirmiş, sabahları burada ibadet edermiş. Buranın ilginç şey abi, bu şatoyu kaç kere devirmişler. O yüzden burada gördüğünüz birçok şey tekrardan yapılmış. Yani orijinal şey pek kalmamış buralarda ama dehşet derecede lüks bir görüntüsü var. Her duvarda böyle resim görebiliyorsunuz, her duvarda. Abi şöyle duvarlara falan baksanıza, acayip mistik bir havası var ya. Buralar falan kraliyet ailesinin yemek yediği yerlerden bir tanesi. Jinx, bayağı Jinx yani, hakikaten Jinx. Son olarak şurayı göstermek istiyorum. Burası bu şatodaki hapishane. Burada hapis kalan insanların duvarlarda imzaları var. Şöyle görebiliyor musunuz şunları, şunları, şunları? Bunlar hep burada hapis kalan insanların bıraktığı izlermiş. Neyse abi, yeter gari ya, yoruldum ha. Yürü 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 yürü. Şato bitmiyor ya. Hatta kayboldum herhalde yani. Bilmiyorum neredeyim ben şu an. Vallahi billahi bilmiyorum neredeyim şu an. Baksanıza, istediğin kadar yürü, bomboş yer yani. Evet, çok şükür. Çok şükür. Thank you. Sağ ol ablam. Aa, ne o? Ulan hava kararmış çıkana kadar ya. Oha. Bende de saat kavramı hiçbir şey kalmadı. Şato benim benden aldı ya. Gençler, yemek yeme vakti. Benim de enerji depolamam lazım. Yemek yemeye geldim şu ülkeye. Yemek yiyeceğiz inşallah. Arkaya da Ed Sheeran'ın romantik müziğini koymuşlar. Ah anneciğim, muhtacım sana. O şefkatli kalbine. Geçen hafta kartımın limiti dolmuş. İlk sen aklıma geldin, çünkü sen benim annemsin. En sevdiğim, ne olur para gönder. Kartımın limiti dolmuştu bir zamanlar. Üniversite 2'ydim herhalde o zamanlar. Anneme böyle bir şarkı yazmıştım. Annem para gönder kısmına kadar ağlamıştı sevincinden. Sonra bir kızdı, bir kızdı. Arkadaşlar, karar verdim. Buraya gireceğim artık, açım çünkü. İnşallah güzel yemekler vardı. Açamıyorum. Anam. Gençler. İşte bu yani. Mükemmeliyetin ta kendisi şurada duruyor şu anda karşımda. Özellikle dedim ki abi, güzelce kızartın. Hatta iki kere kızartın dedim. Şurada da şöyle kremamız var. Hadi bakalım, bismillah. Bakın abi, şunu böyle alıyorsunuz, tamam mı? Oh. Görüyor musunuz şunun güzelliğini? Şunun güzelliğini. Al babacığım. Bandır babacığım. Bandır. Polonya mantısıyla bu videoyu artık bitirmek istiyorum. Çünkü benim için acayip uzun bir iki gün oldu. Yorgunum. Döneceğim. Uyuyacağım. Akşam zaten başka bir şehire gideceğim ondan sonra. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Alın abi bunu. Tekrar söylüyorum. Bandırın. Sonra bismillah.